Sevgili arkadaşlar, fiilimsi dediğimiz biz cümle bilgisinde de gördük ama karşına yan cümlecik diye bir ifade çıkarsa bunun fiilimsi olduğunu unutmayacaksın. Cümle bilgisinde, cümle çeşitlerinde de senin karşına gelmiştir. Bakın fiilimsi adı üzerinde mavimsi diyorsun. Mavimsi ne demektir sevgili arkadaşım? Tam mavi değil. Maviye yakın olandır. Bu bağlamda da fiilimsi demek o zaman sevgili arkadaşım bu sana diyor ki hop diyor. Ben diyor fiil değilim diyor. Ben diyor eskiden diyor fiildim. Almış olduğum mağışmak isim fiil ekleri sayesinde, anası mezar dikecekmiş sıfat fiilleri sayesinde, aparaklık camadan maksızın elermez iken zarf fiil ekleri sayesinde artık diyor fiilimsi oldum. Ama benim soyum fiilden geliyor. Ama şu anki sözcük türü almış olduğum eklere göre sevgili arkadaşım isim, zarf ya da sıfat olmuştur diyor. Tekrar ediyorum, eskiden fiildi bunlar ama almış oldukları ekler sayesinde artık ya isim, ya zarf, ya da sıfat olmuştur sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Artık bu sözcüklerin fiil soyundan, fiil türünden uzaklaştığını da hatırlatmak istiyorum. Peki size 2-3 tane özellik verecek olursam, sevgili arkadaşım almış olduğu ekler sayesinde sıfata, zarfa ve isme türediğini size sunmuştuk. Şu özellik önemlidir. Fiilimsiler kip ve kişi çekimleri yoktur. Yani sevgili arkadaşım kip dediğimiz fiil çekim ekleri vardır ya, zaman ekleri, dilek istek ekleri bunlar ve arkadaşım kişi çekim ekleri yani şahıs ekleri yoktur. Peki sebebi nedir? Çünkü bunlar artık fiil değil. Kip ekleri ve şahıs ekleri sevgili arkadaşım fiillere gelir. Fiillere gelip fiilde zaman bildirir. Fiillere gelir fiilde dilek istek bildirir. Fiile gelir ve bu fiilde işi kimin ya da kimlerin yaptığını bildirir. Benim sözcüğüm artık fiilden uzaklaşıp isme, zarfa ya da sıfata türediyse artık burada bu sözcük tür bakımından fiil değildir. Bambaşka bir unsur haline gelmiştir sevgili arkadaşım. Şunu unutmayınız, cümle bilgisinde hani size soru diyordu ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin nesnesi durumundadır, öznesi durumundadır ya da dolaylı tümleci durumundadır sorular geliyordu. Yan cümlecik dediğimiz neymiş sevgili arkadaşım? Fiilimsi. Hemen fiilimsi buluyordun. Demek ki fiilimsi cümlede özne olabilir, nesne olabilir, dolaylı tümleç olabilir, yüklem olabilir, zarf tümleci de olabilir. Bakın yan cümlecik ibaresi fiilimsi konusunun en önemli unsurudur. Arkadaşlar 3 tane fiilimsimiz var. Birincisi isim fiil. Arkadaşlar isim fiil eklerimiz neydi? Ma, ış ve mak ekleriydi. Biz bu mağışmak eklerini nasıl biliyoruz? Eyleme geliyorlar yani fiile ve fiili artık isim yapıyorlar. Şimdi bakalım örneklerimize. Adam yaşama sevinci içinde derken yaş ismine gelen burada sevgili arkadaşım A isimden fiil yapım eki artık bu ismi ne yaptı? Fiil yaptı. Ama ben buraya getirmiş olduğum ma isim fiil eki sayesinde artık bunu ne yaptım sevgili arkadaşım? Tekrardan bir isme türettim. Arkadaşım iyi bak. Yaş ismi yaşamak eylemine türemiş. Yaşamak eylemi yaşama ismine tekrardan türemiş. O zaman ben daha genel bir tabir verirsem ister isim fiil olsun, ister sıfat fiil olsun, ister zarf fiil olsun, fiilimsiler o zaman birer yapım eki kabul edilir miydi? Sözcükte yapı konusunda sizlere sunuldu. Fiilimsiler de sözcüklerin türünü ve anlamını değiştirdikleri için birer arkadaşım yapım eki kabul edilirler. Bakın bu önemlidir. Yapım eki deyince illa sözcüklerin türünü değiştiren bambaşka kelimeler ya da ekler aramana gerek yoktur. Fiilimsiler de başlı başına birer yapım eki kabul edilir. Bunu unutmayınız. Ebedi aşığın dönüşünü bekler. Dönmek eylemini artık dönüş ismine türetmiş. Mevzu budur.
Yaşamak istiyorum yeni baştan derken, bakın yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşamak yani fiili artık isme türetmiştir. Burada tabii ki de önemli hususlarımız vardır. Bakın, arkadaşım, mağışmak eklerini alan her sözcük, tekrar ediyorum, mağışmak eklerini alan her sözcük isim fiil olmaz. Baktığın zaman arkadaşım fiili isim yapmış. Ama ben şuraya kocaman kocaman kalıplaşmış ifadesini koyuyorum. Eğer benim mağışmak ekini alan sözcüğüm, evet tamam fiilden isim olmuş. Ama kalıplaşıp bir ismin halini aldıysa, yani tekrar ediyorum kalıplaştıysa, burada bu sözcük isim dersin. Ama buradaki sözcük ne almamış dersin? İsim fiili ki almamış dersin. Donanma kalıplaşmış mı? İsim fiil kabul edilmez. Dondurma artık kalıplaşmış mı? İsim fiil kabul edilmez. Ayaklanma kalıplaşmış mı? İsim fiil kabul edilmez. Arkadaşım bakın, bölme çarpma gibi ifadeler artık kalıplaşmış mı? İsim fiil kabul edilmez. Ekmek kalıplaşmış, yani bir şeyin ismi olduysa, fiilden tamamen uzaklaştıysa oradaki ekleri isim fiil eki olarak kabul etmezsin. Bununla ilgili sana birazdan müthiş bir tüyo vereceğim. Bakın şimdi. Arkadaşım, cümlelerde isim fiil ekini alan sözcükleri bir bulalım. Ölmeye Yatmak adlı romanı okudum derken, arkadaşım ölmek eylemine gelip ölmeye yapmış. Makmek burada. O zaman bu cümlemde ölmek eylemine ve yatmak eylemine gelen ma ve mak ekleri evet birer isim fiil ekidir. Ama baktıysan bunlar artık isimleşmemiş. Benim için kalıp bir ifade, yani dondurulacaktır. Sevmek kimi zaman rezilce korkudur derken, sevmek eyleminde arkadaşım eylemi artık isimleştirmiş mi? Evet. O zaman burada da bu vardır. Gelelim üçüncü cümlemize. Yaşamak seni sevmek ve senin olmaktır derken. Bak, yaşamak 1, sevmek 2, olmak 3. O zaman buradaki 3 sözcüğümüz de evet isim fiil ekini alan sözcüklerdir. Onun bu gidişi hepimizi üzmüştü derken, gitmek eyleminden gidiş ismine gelmiş. O zaman burada da gidiş isim fiil eki almıştır. Seni üzen kuşun kanadını kırmaya geldim derken, Adapazarı ağzında kırmaya geldim. Bu bağlamda sevgili arkadaşım burada kırmaya sözcüğü isim fiil eki almıştır. Peki şu nedir? Buradaki sıfat fiil ekidir. Onu da birazdan göreceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın, aradaki farkı şimdi daha iyi anlayacağız. Dedik ki mağışmak eklerini alan her sözcük isim fiil eki almış kabul edilmez. Önemli olan burada bu bir kalıcı isim olduysa buradaki sözcük isim fiil eki almış kabul edilmez sevgili arkadaşım. Soruları yazmayı bana bırakmışlardı. Arkadaşım buradaki kalıplaşmış mı? Hayır. O zaman buradaki nedir? İsim fiil ekidir. Şimdi iyi bakın. Yaşasın yemek yemek. Arkadaşım isim fiil eki kabul edilebilmesi için eyleme yakın olması lazım. Hala fiilimsi olsa da eylem bari bir şey olması lazım. O zaman bu cümledeki birinci yemek sözcüğü artık yemek eylemini değil de yemek ismini, yani kalıplaşmış olduğu için kalıcı isim. Peki sana soruyorum. İkinci yemek ne olur? Baktığın zaman eyleme yakın olduğu için bu ikincisi sevgili arkadaşım isim fiil eki olur. 3. Kütüphanedeki yazmayı iyice inceledi derken, baktığın zaman sevgili arkadaşım yazı yazmak anlamında değil. Yani burada kalıplaşmış, yani yazıyı ya da sevgili arkadaşım eseri anlamı olduğu için burada da kalıplaşmıştır. 4. cümle, akşam tatlı yemek için. Bak, buradaki yemek dediğin isim olan değil, değil mi? Hala eyleme yakın bir ifade olduğu için buradaki makmek de bir isim fiil ekidir sevgili arkadaşım. Al sana 5. cümle. Paketi sarmayı pek sevmiyordu. Bakın, sarma kelimesini ben sarmayı çok severim dersen kalıplaşmış isim. Ama burada hala eyleme yakın bir ifade ettiği için buradaki ma isim fiil ekidir.
Altıncı cümlemize iyi bakın şimdi. Akşamleyin dolma ve sarma yediler derken, arkadaşım tamam dolmak eylemini dolma ismine türetmiş ama dolma artık kalıplaşmış bir ifade olduğu için buradaki de isim fiil eki kabul edilmez. Peki buradaki sarma da ne kabul edilmez? İsim fiil kabul edilmez, kalıplaşmış isim kabul edilir. Çivileri duvara çakmak zor oldu. İyi bakın. Baktığın zaman bu hala eyleme yakın mı? Evet. O zaman buradaki de bir isim fiil. Ama kendime yeni bir çakmak aldım dersen, buradaki çakmak artık isimleşmiş mi? Evet. Yani kalıplaşmış mı? Evet. O zaman buradaki isim fiil değil, ne olur? Kalıcı bir isim olur. Mevzumuz burada budur sevgili yurttaşım. Burayı iyi dinleyiniz. Vurgulayarak söylüyorum, burayı iyi dinleyiniz. E hocam, ben bunun kalıplaşmış bir isim olup olmadığını anlayamıyorum. Ben buradaki ma, ış, mak ekleri isim fiil mi yoksa sevgili arkadaşım kalıcı bir isim mi olduğunu anlayamıyorum. Bak sana bir tane tüyo veriyorum, burayı iyi dinle. Mek ekinin yerine m'yi, m'nin yerine de mek getirilebiliyorsan, anlam bozulmuyorsa fiilimsi, anlam bozuluyorsa kalıcı isimdir. Tekrar ediyorum. Mek'in yerine M getirebiliyorsan, anlam bozulmuyorsa fiilimsi. M'nin yerine Mek getirebiliyorsan, anlam bozulmuyorsa fiilimsi. Ama anlam bozuluyorsa isimdir. Bakın, çok yemek yemek sağlığa zararlıdır. Zaten bu cümledeki birinci yemekin kalıcı isim, ikincisinin fiilimsi olduğunu biliyorsun. Ama zorlandığını varsayalım. Hemen altı çizili sözcükte Mek'in yerine M getir arkadaşım. Çok yemek yeme sağlığa zararlıdır. Anlam bozuldu mu? Hayır. Anlam kendini devam ettirebiliyorsa o zaman buradaki Mek neymiş? İsim fiil. Ama ikinci cümleye bakın. Çok yemek yemek sağlığa zararlıdır. Hop ne yapıyordun? Mek'in yerine M getiriyordun. Çok yeme yemek sağlığa zararlıdır. Zaten cümle yerine yoluna devam edemedi. Bu bağlamda sevgili arkadaşım nedir? Buradaki de anlam bozulduğu için bir fiilimsi değil, kalıplaşmış bir isimdir. Burada tamam mıyız sevgili arkadaşlar? Evet, görüşlerinizi bekliyorum. Bunlar arasındaki farkı şimdi çok daha iyi anlayabildik mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Ne yapıyormuşuz? Kalıcı isim olup olmadığına bakıyormuşuz. Kalıcı isimse zaten oradaki maış, mak eklerimiz sevgili arkadaşlar bir isim fiili ki değildir. Kalıplaşmış isimdir bunlar. Var mı sıkıntınız ey ahali? Geçiyorum. Geçtim. Bakın aynı durum. Meişmek eklerini alan sözcük olumsuz yapılabilirse isim fiil, yapılamazsa sevgili arkadaşım kalıplaşmış isim. Beni anlamak için çok uğraşmalısın. Anlamamak için çok uğraşmalısın. E, olumsuz yapabildin mi? O zaman isim fiil. Dondurmama yemeği çok seviyordu. E, zaten bunun kalıplaşmış olduğunu biliyorsun. Arkadaşım burada takılma. Yani bir şeyin ismi olduysa, kalıp bir ifade olduysa, somut bir unsur olduysa buradaki isim fiil değil, adlaşmış yani kalıplaşmış bir isimdi sevgili arkadaşım. Şu artık Sığır Sultan'ın bile bildiği bir şey. Mame olumsuzluk ekiyle isim fiil ekini karıştırmayacaksın. Taşıma su ile değirmen dönmez derken sevgili arkadaşım baktığın zaman burada taşıma olumsuzluk eki mi? Hayır. Babadan kalma yalıyı yok pahasına satmış derken buradaki olumsuzluk eki mi? Hayır. Yapma çiçekler hediyeti derken olumsuzluk eki mi? Hayır. Olumsuzluk ekleriyle isim fiil eklerini karıştırmayacağız sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Soru diyor ki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır? Marketten bir dondurma derken bakın burada bir ek var. Annesi akşam için yaprak sarması derken bakın burada bir ek var. Bugün yurdun genelinde yağış bekleniyor derken bak burada bir ek var. Kazmayı alıp bahçeyi güzelce kazdı derken burada bir ek var. Çocuğu okumaya yeni başlamıştı derken evet burada bir ek var. Peki sevgili arkadaşım ne yapacaktık?
makmek getirecektik. Ya da kalıplaşmış bir isimse buradaki artık isim, fiil kabul edilmez. Marketten bir dondurma derken dondurmama diyebiliyor musun? Hayır. O zaman bu bağlamda buradaki isim, fiil değildir. Annesi akşam için yaprak sarmaması yapmıştı. Arkadaşım, olumsuzluk getirebiliyor musun? Hayır. Bu bağlamda buradaki isim, fiil değildir. Arkadaşım, şu bir kalsın. Kazmayı alıp bahçeyi güzelce kazdı derken buradaki kazma sözcüğü artık kalıplaşmış bir ifade mi? Evet. O zaman buradaki de sevgili arkadaşım isim, fiil, eki değildir. Pardon. Peki şu iki seçenek arasında kaldın. Bugün yurdun genelinde yağış bekleniyor. Çocuğu okumaya yeni başlamışı derken. Yağış sözcüğü de artık kalıplaşmış bir isim mi? Evet. Yağışmak diyebiliyor musun? Hayır. O zaman bu bağlamda Ceyhan seçeneği de kalıplaşmış olduğu için elimizde kaldı sadece E seçeneği. Arkadaşlar, kalıp isimler, isim fiil kabul edilmezler. Şunlar tamam, somut bir şekilde dokunabiliyorsun ama yağış da artık kalıplaşmıştır. Bu bağlamda sevgili arkadaşım cevabımız Edirne seçeneğidir. Hadi bakalım. Şuradan 3 tane yapalım. Bu çok zor bir şey değil. İsim fiil mi yoksa olumsuzluk eki mi olduğuna bir iyice bakalım. Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni derken. Okuma ve yazma kelimelerindeki bu mameler olumsuzluk eki mi? Hayır. Hemen buna bir ma daha getir, olumsuzluk eki. Okumama yok, yazmama yok. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman buradaki nedir? İsim fiil ekidir. Bakın ikinci cümleye. Bu kitabı okuma ve hakkında bir şey yazma. Arkadaşım, burada bariz emir kipiyle sana eylemi yapmaman gerektiği yönünde, bakın yapmaman diyorum, yani olumsuzluk yönünde bir hitap varsa ikinci cümlemdeki nedir? Olumsuzluk ekidir. Gelelim üçüncü cümleye. Ağlama yar, ağlama, mavi yazma bağlama derken, arkadaşım buralardaki de olumsuzluk ekidir değil mi bariz? Bir iki tane daha yapalım. Sana gitme kal diyemedim. Kal sen yine de derken, arkadaşım baktığın zaman buralardakiler de nedir? Birer olumsuzluktur. Peki sana şunun hakkında tamamen konu dışı bir şey sorsam. Diyemedim sözcüğü yapıca nasıl bir sözcüktür? Haydi bakalım. Diyemedim sözcüğü yapıca nasıl bir sözcüktür? Bakın, türce demiyorum, yapıca diyorum. Diyemedim sözcüğü yapacağı nasıl bir sözcüktür? Arkadaşlar, cevap verecek misiniz? Ayvacaya geldi siz cevap verene kadar. Arkadaşım, diyemedim sözcüğüne baktığın zaman, bakın bu sözcüğün olumlu hali şu değil midir? Diyebildim. Yani ebilmek yeterlik eylemi var değil mi burada? O zaman bu sözcük yapacağı birleşik bir sözcüktür. Sadece konu dışı bir şey yansıtayım dedim ama sağ olun siz uyuyorsunuz. Son örneğimiz. Söz söyleme yetenek isteyen bir iştir derken, bakın söz söyleme derken burada ne yok? Olumsuz bir ibare yok değil mi arkadaşım? O zaman bu bağlamda buradaki olumsuzluk eki değil, bir isim fiil ekidir. Hadi bakalım, 5 tane kelimede isim fiil eki alan kelimeleri bulalım. Gerçek okumayı senden öğrendim derken sevgili arkadaşım. Gerçek okumayı derken buradaki ma nedir? İsim fiil eki. Ama ne almış? Belirtme hal eki almış. Yani neyi gerçek okumayı sorusunu sordum. Okumaktan mana kişi hakkı bilmektir. Arkadaşım, okumak sözcüğü mü almış? Evet. Peki danden ayrılma hal eki almış. O zaman sevgili arkadaşım burada ne vardır? Evet. Dolaylı tümlet çaban ek. Peki bilmektir derken burada da bir makmek var ama ne almış? Ek fiil almış. 3. Okumanın faydaları saymakla tükenmez derken burada ma eki ne almış sevgili arkadaşım? Tamlayan eki almış. 4. cümlemde çocuğun ağlaması herkesin dikkatini çekti derken ağlama kelimesindeki ma isim fiil eki, çocuğun ağlaması bir tamlamaysa buradaki ne eki almış?
tamlanan yani iyilik eki, yani sevgili arkadaşım aitlik eki, yani sevgili arkadaşım sahiplik eki. Bunların hepsi aynı başlığa gider. Peki devam ediyoruz. Bizi mutlu eden sağ salim gelmesiydi derken isim fiil eklerini bulacağız. Şurada ne almış? Mame eki. Sevgili arkadaşım onun gelmesi diyebiliyor muyum? Evet. O zaman buradaki hem tamlanan ekini almış aynı zamanda ek fiil ekiyle ne yapmış? Sözcük yüklemleşmiştir. İsim fiillerimiz tamam güzel kardeşlerim. İsim fiil ekinde neye dikkat edecektik? Kalıplaşmış ifadelere dikkat edecektik. Kalıplaşmışsa buradaki isim fiil eki değil arkadaşlar nedir? Bir isimdir artık. Ama kalıplaşmamışsa hala fiile yönelik bir ibaresi varsa evet isim fiil eki dersin. Arkadaşlar sıfat fiil ekleri anası mezar dikecekmiş zaten bunu yıllardır biliyoruz. Ama özellikle buradaki mazmez ekinin geniş zaman olumsuzu. Ar ekinin geniş zaman eki. Dıktik ekinin aynı zamanda sevgili arkadaşım belli olmaz ama dıdığı geçmiş zamanla şahıs eki alabileceğini. Acak ekinin gelecek zaman eki ile karışmaması gerektiği. Mışmış ekinin geçmiş zaman eki ile karışmaması gerektiğini unutmayınız. Tekrar ediyorum. Bunlar bizim zamanlarda gördüğümüz eklerdir. Ve bu ekleri sevgili arkadaşlar neyle karıştırmayacakmışız? Geniş zamanın olumsuzunu mazmez ile, geniş zaman ekini ar er ile, acak ecek gelecek zaman eki ile ve sevgili arkadaşım mışmış geçmiş zaman eki ile bunu karıştırmayacakmışız. Mevzumuz burada şudur. Bizim ÖSYM'nin sorularında yapmış olduğumuz en büyük hata direkt altı çizili sözcüğe bakıp karar veriyoruz. Arkadaşım cümlenin tamamını oku. Bak bakalım sıfat dediğin nedir? İsimlerden genelde önce gelerek isimleri niteleyen veya belirten sözcüklerdi. Hemen bakın şimdi. Gidecek yeri mi var derken nasıl yer? Gidecek yer. Gitmek eylemine gelip o eyleme artık sıfat yapmış mı? Evet. Diyecek sözü mü var derken nasıl söz? Diyecek söz. O zaman demek eylemini artık gelip sıfat yapmış mı? Evet. Yıkılası dağlar var aramızda. Nasıl dağlar? Yıkılası dağlar. Yıkılası sözünü sıfat yapmış mı? Evet. Yıkmaktan yıkılmak eylemini artık sıfata çevirmiş. Giden gelmiyor acep nedendir derken. Arkadaşım nitelediği isim yok. Buna ne dersin sen? Arkadaşım giden gelmiyor derken giden insan, giden hayvan, giden ne bileyim münafık istediğin şekilde buraya bir isim getirebilirsin. Söylenecek söz kalmadı artık derken nasıl söz? Söylenecek söz. Buna baktığında da burada da ne vardır sevgili arkadaşım? Söylemek eylemini artık sıfatlaştıran bir ek vardır. Sadece sizden ricam, sadece altı çizili sözcüğe bakıp bunun sıfat fiil eki alıp almadığına bakmayınız. Lütfen cümle içinde bunlar bir ismi niteleyen sıfat görevinde mi değil mi? Lütfen buna bakınız değerli arkadaşlar. Diyor ki, sıfat fiil olan her sözcük sıfat tamlaması oluşturmaz. Arkadaşım, sıfat konusunda sizlere bunu sunduk. Adlaşmış sıfat, tekrar ediyorum, eşit değildir sevgili arkadaşım, sıfat tamlaması. Bakın, sıfat tamlaması olması için muhakkak orada bir sıfat ve bir ismin yer alması gerekir. Tekrar ediyorum, sıfat tamlaması olması için orada tamlamanın içerisinde bir sıfat ve bir ismin olması lazım. Ama adlaşmış sıfat dediğin niteleyen sıfat var ama bu sıfatın nitelediği isim yok. Bu bağlamda tamam burada bir sıfat vardır ama bir sıfat tamlaması vardır diyemezsin. Sıfat yani ön ad konusu size anlatılırken bununla ilgili bilgi sunuldu.
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne derken söz söyleyen insan diyebiliyorum. Bakın sıfat var ama nitelediği isim yok. Evet arkadaşım, burada bir sıfat tamlaması yok. Bir adlaşmış sıfat var mı? Var. Ama sıfat fiili eki yok mu? Var. Buradaki en. Yani demek istediği şu. Sıfat fiili eki alan sözcükler. Evet, fiili sıfat yapmıştır. Ama hepsinde sıfat tamlaması vardır diyemez. Beni bu derde salan gelsin derken, arkadaşım salmak eylemine gelen an eki sıfat fiil eki değil mi? Evet, sıfat fiil eki. Arkadaşım ama salan kişi diyebiliyor musun? Evet, salan kişi diyebiliyorsun. Ama sıfat tamlaması yok. Ama sıfat fiil eki vardır. Hadi bakalım. Adlaşmış sıfat mı yoksa sıfat mı olduğuna bakalım. E güzel kardeşim, adlaşmış sıfat varsa nitelediği isim cümlede ne değildir? Yoktur arkadaşım. Görünen köy kılavuz istemez derken nasıl köy? E görünen köy. O zaman sevgili arkadaşım, buradaki sıfat fiiliki ne görevinde? Sıfat görevinde kullanılmıştır. İkinci cümle, ağlamayan çocuğa meme vermezler derken nasıl çocuk ya da hangi çocuk ağlamayan çocuğa? Arkadaşım bariz bir ismi niteliyor mu? Evet. O zaman sevgili arkadaşım, bu da sıfattır. Gelelim üçüncüye. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Bakın, doğru söyleyeni derken buradaki an en ekim sevgili arkadaşım. Evet, bir sıfat fiil ekimidir. Evet. Peki sevgili arkadaşım, doğru söyleyen insanı diyebiliyor muyum? Evet, diyebiliyorum. O zaman buradaki an ekim, evet, sıfat fiil ekidir. Ama nitelediği isim olmadığı için bir adlaşmış sıfattır. Yani sıfat tamlaması değildir. Adlaşmış sıfatlar, tekrar ediyoruz, bir sıfat tamlaması değildir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derken nasıl yer? Ateş olmayan yer. Evet, hem ismi niteliyor hem de sevgili arkadaşım, burada baktığın zaman ne var sevgili arkadaşlar? Bir sıfat fiil eki var. Burada sıfat. Sonuncusunu yapalım. Öfke ile kalkan zararlı oturur. Kalkmak eylemine gelen an eki, evet, burada bir sıfat fiil görevinde. Ama nitelediği isim olmadığı için buradaki sevgili arkadaşım sıfat değil, bir adlaşmış sıfattır. 5 tanesindeki sıfat fiil eklerini bulalım. Seni seven oğlan neylesin malı derken hangi oğlan? Seni seven oğlan. O zaman sıfat fiil ekimiz burada seven sözcüğünde vardır. İkinci cümle, sen kaçan ürkek bir ceylansın. Nasıl ürkek ceylan? Kaçan ürkek ceylan. Burada da bulduk. Kaçmak eylemini sıfat yapmış. Kör olası çöpçüler aşkımızı süpürmüşler. Baktığın zaman hangi çöpçüler? Kör olası çöpçüler. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bakın, geniş zamanın olumsuzu da olabilir. Sadece kelimelere bakmayınız. Hangi akşam? Dönülmez akşam. Peki 5. cümle, koşar adımlarla geliyordu çocuklar. Nasıl adımlar? Koşar adımlar. Buradaki de nedir? Koşar sözcüdür. Ama koşar o her gün 10 kilometre deseydim, oradaki ar bir geniş zaman eki olacaktı. Hadi bakalım. Sıfat fiil mi yoksa isim mi olduğuna bakalım. Kalıplaşmışsa sevgili arkadaşım, bu nedir? Bir sıfat fiil ekidir. Ahmet Ümit iyi bir yazar sayılır. Arkadaşım iyi bak. Yazmak eylemine gelen buradaki ar tabii ki de sıfat fiil görevinde midir? Tabii ki de fiili sıfatlar, fiili isimleştirmiştir. Ama sıfat görevinde mi? Hayır. O zaman buradaki nedir? İsimdir. Yani artık isimleşmiş bir sözcüğü niteleyen sıfat görevinde değildir. Bizi görünce kaçacak delik aradı. Delik isim. Bak, nitelediği isim var. Nasıl delik? Kaçacak delik. O zaman buradaki sıfat fiil ekidir. İyi bakın, açacak almak için kırtasiyeye gitti derken, arkadaşım açacak artık kalıplaşmış mı?
Yani burada o zaman bu bir isimdir. Yani aslında adlaşmış, kalıplaşmış ifadeye gidiyor. Kasabadaki çağlayan çok güzeldi derken, sevgili arkadaşım, çağlayan sözcüğü bir şeyi nitelemediği için artık sıfat görevinde değildir, isimleşmiştir. Geçmişini yok sayan bizden değildir derken, geçmiş artık isimleşmiştir. Peki sonuncu örneğimiz, onu görünce kaçacak delik arıyor. Nasıl delik? Kaçacak delik. O zaman buradaki ekimiz de bir sıfat fiil ekidir sevgili arkadaşlarım. Ve geldik sonuncusuna, zarf fiil ekine. Bakın, size zarf fiil eklerini aparaktıkça, madanmaksız, neler meyziken gibi örnekleri vardır, mevcuttur. Sana şunu sunmak istiyorum. Zarf fiil eki birazcık tehlikeliydi. Zarf fiil eki cümlede bir tane ise, bakın burayı iyi dinleyin, ondan sonra virgül kullanılmaz. Bunu da burada hatırlatmak istiyorum. Ancak birden fazla ise onlardan sonra, yani zarf fiillerden sonra virgül kullanılabilir. Bakın bunu unutmayın. Zarf fiil eki bir tane ise ondan sonra virgül kullanılmaz. Ama zarf fiil eki arkadaşım birden fazla ise, evet, virgül kullanabilirsin. Genellikle durum ve zaman yönünden niteleyen, eylemi niteleyen sözcükler. Hadi bakalım sıfat fiilimiz zarf fiil mi olduğuna bakalım. Tükenmez dertlere düşürdün beni. Nasıl dertler? Tükenmez dertler ismi niteleyen bir sıfat görevindeyse buradaki de sıfat fiildir. Benim dertlerim asla tükenmez derken, arkadaşım buradaki bariz geniş zamanın olumsuzudur. Arkandan gelecek hep ayak sesim derken, arkadaşım burada da bir fiil görevinde. Gelecek güzel günlere inanıyorum. Hop, baktığın zaman buradaki acak ecek de nedir? Sevgili arkadaşım, sıfat fiildir. Geçmiş günler bir hatıradır şimdi derken, hangi günler? Geçmiş günler. Burada da bir sıfat fiil vardır. Arkadaşlar, derslerde bolca yazdığımız bir örnek. Gelecek de bir gün gelecek. Hadi bakalım bu cümledeki acak eceklerin hangisi sıfat fiil, hangisi sevgili arkadaşım isimleşmiş ya da hangisi zaman eki? Hemen cevaplarınızı bekliyorum. Gelecek de bir gün gelecek. Klasikleşmiş kullanımımızdı. Evet, gelecek derken burada aslında ne diyoruz? Gelecek günler, gelecek yıllar. Değil mi? Kalıplaşmış, isimleşmiş. Çok güzel. Peki sevgili arkadaşım, ikincisi nedir? Gelecek zaman ekidir. Harikasınız. 10 numarasınız. Lütfen rica ediyorum, sadece sözcüğe değil cümle içindeki anlamına da bakınız. Ve zarf fiil ekinde benim en dikkat etmek istediğim nokta, iyi bakın. Adam diyor ki sınavda, aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte zarf fiil eki yoktur? Ya da yukarıdaki paragrafta zarf fiil eki vardır yoktur diyor. Arkadaşım diyor ki, tarih boyunca buralarda çokça mücadele varmış. Cümlesinde altı çizili iki numaralı sözcük zarf fiil eki almış mıdır, almamış mıdır? Altı çizili iki numaralı sözcük zarf fiil eki almış mıdır, almamış mıdır? Niye? Arkadaşım, zarf fiil eki dediğin nedir? Arkadaşlar, fiile gelir, doğru mu? Fiilimsiler zaten nereye geliyordu? Fiile geliyor. Arkadaşım, boy bir isim midir? İsimdir. O zaman buradaki unca eki zarf fiil eki değildir. Ama sevgili arkadaşım, zarf yapmış mıdır? Evet. Bakın aradaki fark.
Çünkü ne zaman buralarda çokça mücadele varmış? Tarih boyunca. Gayet güzel. Ama boy isim soyluysa buradaki unca unca eki, evet bir zarf fiil eki değildir. Ama sevgili arkadaşım zarf yapmış mı sözcüğü? Yapmıştır.